Tansiyon ölçümü hakkında kafaları karıştıran pek çok soru var. Merak ettiğiniz, bilmeniz gereken tüm bilgileri sizin için açıklıyorum. Tansiyon hangi sıklıkla ölçülmeli? Sabah, öğlen, akşam günde 3 kere ama en azından sabah ve akşam günde 2 kez ölçülmesini öneriyoruz. Sabah idrar yapıldıktan sonra aç karnına ve akşam yemeği öncesi ölçüm yapılmalı. Ölçümlerini sabah ve akşam yaptığınızda not etmeyi de asla ve kat'a unutmayın. Çünkü bir haftalık takip aşağı yukarı sizin tansiyon profiliniz hakkında doğru bilgi edinmemize sebep olacaktır. Bilekten ölçen dijital tansiyon aletlerini tercih edebilir miyiz? Bilekten ölçüm yapan aletleri ben pek tavsiye etmiyorum. El bileği kolay hareket ettiği için tansiyon ölçümünü etkiler. Ancak koldan ölçüm yapan cihazları kullanabilirsiniz. Kilolu hastaların cihazı farklı mı diye soruyorlar. Doğru sonuç alabilmesi için tansiyon aleti manşonun boyutları hastaya uygun olmalı. Standart tansiyon aletinin manşon kesesi 12 cm, eninde 35 cm boyundadır. Obezlerde ve kolu kaslı kişilerde kese genişliği 20 cm, uzunluğu 40 cm civarında olmalı. Bir tansiyon aleti aldığınızda her iki farklı manşon da yanında gelecektir. Dolayısıyla kimin tansiyonunu ölçüyorsanız ona göre bu tercihi yapmanız gerekiyor. Hangi kolu tercih etmeliyiz? İlk zamanlar her iki koldan ölçüm yapılmalıdır. Sonraki takiplerde ise yüksek değerler çıkan kolunuzdan tansiyonunuzu ölçmeye devam edebilirsiniz. Sağ ve sol kol arasındaki tansiyon farklılıkları damar sertliği veya damar tıkanıklığı problemleri konusunda bize habercidir. Ancak ve ancak ikisinin de aşağı yukarı birbirine yakın olması gerekiyor. Dolayısıyla anormal bir farklılık yoksa, sadece bir tanesinde birazcık yüksek çıkıyorsa, evet bundan sonra o koldan ölçmenizi tavsiye ediyoruz. İşte kalpten çıkan ilk damar sağ kola geliyor, dolayısıyla sağ kol doğruyu gösteriyor veya damarın açısı sol kola doğru basıncı yapıyor, sol koldan ölçülmesi gerekiyor gibi hurafelere asla inanmayın. Tabii bir de diğer merak ettiğiniz şey, cihazın kalitesi fark eder mi? Yapısı fark eder mi? Elektronik olmalı mı, olmamalı mı? El bileğiyle alakalı yorumumu söylemiştim. Ancak artık elektronik tansiyon aletleriyle klasik manşonlu tansiyon aletlerini karşılaştırdığımızda durumun da sonuçların da çok farklı olmadığını görebiliyoruz. Unutmayın ki tansiyon ölçen kişinin bilgi ve tecrübesi aslında sonucu belirleyici oluyor. Dolayısıyla elektronik tansiyon aletlerini kullanmak belki de daha doğru bir çözüm günümüzde. Sağlıkla kalın diyorum.